Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunuza sunuşturuyoruz. Kıymetli dostlar, ekranımız bolsun. Xitay Germaniya Başministerinin talebini red kıldı. Xitay Germaniya Başministeri Olaf Scholz BDT umumi yığında oturgu koygan Uyghurlarga qarata muamillerini yaxşılash haqqidagi talebini red kıldı. Fransiya Xalqara Radiosining 22 sentabrdagi xabarida Germaniya Başministeri Olaf Scholzning BDT umumi yığında taklif berib Xitayni Uyghurlarga qilayotgan muamillerini yaxşılashga tavsiya qilganligi, biroq Xitay rejimining uning tavsiyalarini red qilganligi qayd qilingan. Xabarda bildirilishicha, Germaniya bosh ministri Scholz Nyu-Yorkda ochilayotgan BDT umumiy kengash yig'inida Xitoyni BDT dokladining tavsiyalarini amaliyalashtirishga chaqirgan va bu egalik huquq va kuchning belgisi, shundaqla texnik yaxshi islohot yurgizishning kapolati bo'ladi degan. Ammo Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin chorshanba kuni Beijingda BDT'nin bu ayının 5'ide ilan kılgan Şarkı Türkistan vaziyeti toğrusudaki dokulatını hata uçurdun başka narsa emez. Dokulat Xitayını bastırışını halaydıgan bir kısım garip devletlerinin siyasi korali de bildirilgan. Germaniya televiziya kanalı bu axtı maksus haber işligen bulup, Şarkı Türkistan'nın asaslıq ahalilerinin uyğur ikkallegi ama Xitayının türlük siyasetinin nüfus kurulmasını künzeri Xitaylarga paydalı kılıp özgertkallegi Uyghurlar ve onların medeniyetinin uzundun biyan sistemilik bastırılganlıkı tonuşturup ödülgen. Germaniya Haptilik Kızıq Nokta Gelsinin haberine asaslanğanda Xitayının kişilik hukukunu depsendik kılış meselesi Germaniya Hakimiyet 5'deki partiyalarının bir bolgan Yeşillar Partiyasının tənqidi kuşturgan. Yeşillar Partiyasının azası bolgan Robert Habeck başçılıkıdaki Germaniya İqtisat Ministerliği Xitayğa mablağ salgan şirketlerini devlet kapaleti bilen təminli meslek qatarlıq usullar bilen İqtisat sahasını Xitaydan yiraqlaştırışını planlagan. Gerçi İqtisat Ministerliği Xitayning Germaniyaga salgan mablağiga gumani nazarda qaragan bolsa-mu, ama Germaniya şirketlerinin Xitayga salgan mablağı Xabikning planining aksiga devam qilgan. Germaniya İqtisat Institutining bir tadqiqot dokumentida ko'rsatilishicha, Germaniya İqtisat sahasi bu yilning oldingi yarmida Xitayga 10 milliard euro atrofida mablağ salgan bo'lib, bu san mo'lchardan xilili eshib ketgan. Xitay İslam dinini Xitaylaştırış rezil planını çoğunqurlaştırışını təkidledi. Xitay Şarkı Türkistan'daki dini bastırış siyasetini devamlı küçeytişini planlayan bulup, Xitay siyasi məsləhət genişinin əməldarı Beijing'da atılmış Xitay İslam cemiyetinin əməldarları bilen körüşgən və İslam dinini Xitaylaştırışının ibarət rezil planını çoğunqurlaştırışını təkidligən. İşğaliyetçi Xitay rejimi yıllardın beri icra kılvatkan İslam dinini Xitaylaştırış rezil planını devamlı çoğunqurlaştırışını planlayan bulup, Xitay siyasi maslahat kengashi gelsinin xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitay siyasi maslahat kengashining raisi Wang Yang 20 sentabr Beijingda atalmış Xitay İslam jamiyatining 11-ci navbatlik vakillar kengash yig'inida yangi tayinlangan jamiyat amaldorlari bilan ko'rishgan va İslam dinini Xitaylashtirish siyosatini texnik cho'nqurlashtirishni ta'kidlagan. Xitay yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistonda Qur'oni Karim va dinga aloqador barliq kitoblarini yig'ib ko'ydirib 10 minglığan mescitlerini çekip, milyonluğan Şarkı Türkistan halkını ceza lagırlarına kamıgan. Ondan başka İslam dinini Xitaylaştırış planı Tunga Müslümanlarına mı uxşumağan derecede icra kılınıvatkan bulup, Xitay rejimi tövengi çürügen hizmet tarmakları mescitki İslam'a münasibetlik barlıq belgelerini, sözlerini çıkırıp taşlap, ornığı Xi Jinping'nin sözünü almıştırgan. Ayet ve hadislerinin ornığa unutup kalman, əsli məqsəd burçını isinizde tutun. Xitay arzusunu birlikte berpa kılın degen şuarlarını şundaqlı yeni tüzüp çıkan dini işler nizamedeki buyruklarını yazgan, karış çıkanlarını qattıq bastırgan. Xitay rejimi 2017 yılı 13. ayda İslam diniga münasibetlik yeni bir kanun tüzüp çıkan bolup, mezkur kanunun tüzülgen nusqisi her qaysi atalmış İslam cemiyetlerine tarqıtıp berilgen. Mezkur kanun Xitayının 2018 yılından 2023 yılıgıcı bolgan 5 yıl içi de İslam dinini Xitaylaştırışın ibaret planının kanunlaştırılganlığını körüstüp bergen. Nöbette Xitayning İslam dinini Xitaylaştırış planının 5 yıllık müddeti toşkan bulup, bu kıtım içilgan atılmış Xitay İslam cemiyetinin 11. nöbetli kengash yığınında Xitay rejimi bu rezil planını devamlı çoğunqurlaştırıp icra kılıdığanlığını təkidligen.
açılıq elan kılış namayışı ünümünü körsetti. Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyatini dunyoga pash qilgan jazo lageri shohidlaridan Tursunay Ziyovuddin, Zumrat Davud va Gulzira Avulqon qatorli xonimlar Xitoy rejimining atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqini och qo'yib qirg'in qilish jinoyatlariga qarshi 19-sentabr Oqsaroy oldida ochliq e'lon qilish namoyishi boshlangan edi. Navbatda namoyishchilarning fidokorliklari unumini ko'rsatgan bo'lib, Amerika Avam Palatasi a'zosi Christopher Smith afandi bilan Amerikaning BDT'da turishliq sobiq muavin elchisi Kelly Curry xonim 21-sentabr ularni alohida ziyorat qilgan. Lager shohidlari ochliq e'lon qilish namoyishini 4 kecha kunduz davomlashtirgan bo'lib, bu mazgilda ularni Amerikaning bir qism axborot organlari ziyorat qilgan. Namayish boshlanib 3-chi kuniga kelganda Tursunay Ziyovuddin xonim 3 qitim hushidan ketgan bo'lsa-mu, biroq u ochliq e'lon qilish namoyishini oxirgacha davomlashtirgan. Namoyishning 3-chi kuni, ya'ni 21-sentabr Amerika Avam Palata a'zosi Christopher Smith afandi va Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq sobiq muavin elchisi Kelly Curry xonim ularni alohida ziyorat qilgan. Christopher Smith namayış meydanında söz kılıp, lager şahitleri ve faaliyetçilerinin Amerika hükümetinin kütken talepleri hakkında bu haftanın ahırgıcı bir kararname yazıp, Amerika hükümetine sunuduğallıqını, kararnamede Amerika'nın Michelle Bachelet işhanesi ilan kılgan dokulatka asasen, BDT kişilik hukuk yanışının Şarkı Türkistan'da tekşürüşün talep kılışı çakırdıgallıqını bildirgen. Kelly Curry'mu Christopher Smith'nin sözlerine koşuluduğallıqını, Xitayning Sharqi Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati uchun javobgarlikka tortilishi kerakligini bildirgan. Mazkur qahramon lager shohidlari Xitayning navbatdagi Sharqi Turkistonda atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan ijro qilayotgan och qo'yib qirg'in qilish, atalmish dezinfeksiya qilish nomida zaharlash qatorliq jinoyatlarini Amerika va xalqaroda kun tartibga keltirish, Amerika va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komitetida o'tirg'i chiqib Uyghurlar haqida qaror loyihasi sunishga va'da berganga qadar davomlashtirishni belgilagan. 4 kun jarayonida to'lagan badallar unum bergan bo'lib, ular Amerika Avam Palata a'zosi Christopher Smithning va'dasiga erishgandan keyin bu qitimliq ochliq e'lon qilish namoyishini oxirlashtirgan. NATO Xitoyni Rossiyaga besim ishiltishga chaqirdi. Shimoliy Atlantik Akti Tashkiloti bosh kotibi Yenis Stoltenberg Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yini Ukrainadagi urushga xotima berilishi uchun Xitoyning Rossiyaga qarata ta'sir kuchini ishga solishga chaqirdi. Stoltenberg ijtimoiy taratqu hisobida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Amerikaning Nyu-York shahrida chaqirilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengash yig'ini jarayonidagi uchrashuv haqida to'xtalib, Wang Yini Ukrainadagi urushga xotima berilishi uchun Xitoyning Rossiyaga qarata ta'sir kuchini ishga solishga chaqirdim dedi. Xitoy tahdidi tayvanliklarni ko'chman bo'lishga majburlamoqda. Xitoy rejimi harbiy manevrlarni ko'paytirish orqali Tayvanga qarata besim va tahdidni kuchaytirgan bo'lib, bir qism tayvanliklar xatardan saqlanish uchun Tayvandan ko'chib ketishni tanlashga boshlagan. Amerika ovozining 22-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Avam Palatasining raisi Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qilgandan keyin, Xitoy Tayvan bo'g'izida harbiy manevrni ko'plab ijro qilib, 4-chi qitimliq Tayvan bo'g'izi kirishini paydo qilgan. Ko'chmanlar maslahat berish shirkatining oshkorlashicha, bu oy ichida tayvanliklarning Tayvandan ko'chib ketish haqidagi maslahat so'rash telefonlari 3-4 hissa ko'paygan. Shirkatning 8-chi oydagi xizmat natijasi 30 yillik rekordni buzgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, garchi tayvanliklar davlat hal qilgan krizisdan ancha aloqazadi bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq nurg'un shirkat xo'jayinlari mol-mulklarni bexatar davlatga o'rinlashtirish maqsadida ko'chishni planlagan. Undan boshqa harbiy vazifa o'tashni xohlamaydigan bir qism tayvanliklar ko'chmanlik iltimosi sunugan. Xitoy armiyasi 8-chi ayning 5-ida Tayvan atrofida zich harbiy manevr o'tkazib, Tayvan xalqiga davomliq besim qilgan. Natijada Tayvan bo'g'izida 1996 yildan buyonki 4-chi qitimliq Tayvan bo'g'izi kirishi portlash bilan birga eng yangi ko'chmanlar to'lqinini paydo qilgan. Bildirilishicha Tayvan bo'g'izida paydo bo'lgan ziddiyat sababli Tayvan hukumatı zapas askarlarini qabul qilish vaqtini uzartib qolmay, yana harbiy vazifa o'tash muddatini qayta tanishib, hozirgi 4 oydan 1 yilga uzartishi mumkin ekan. Bu sababli askar bo'lishni xohlamaydigan nurg'un erlar chet elga qochib ketishni o'ylashgan. چا
Çavuşoğlu Müslümanlar ara kırındaşlıkını siyasetin üstün orungu koyuşumuz lazım dedi. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın yıllık maslaştırış yığında söz kılıp, Müslümanlar ara kırındaşlıkını siyasetin üstün orungu koyuş lazımlıkını etti. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Çavuşoğlu yığındaki sözü de Müslümanlar dünyasının hemkarlıkını tekitlep, Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengişi'nin 15. Mart'ın Halkara İslam Düşmenlikine karşı küreş günü kılıp bekitişi, bunun en muhim misallardan biri. Kur'an-ı Kerim, ey iman etkan kişiler, siler hemmanlar kıyrındasılar, kıyrındaşlarınlar bilen inak yaşanlar demekte. Şu vecidin bizden mi Müslümanlar otursudaki kıyrındaşlıkını siyasetin üstün orungu koyuşumuzu doğru kenedu. Fakat bütkül İslam ümmetige münasebetlik meselelerini çöğürüdüğen halde hareket kılgandıla, andın sadalarımızını başkalarına anlatı alışımız mümkün digen. O Palestin Müslümanları ve Siprus Türkleri düşkülü batkan adaletsizliklerini tilga algan deyken, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komiteti tarafından yakında ilan kılınan dokulatının Xitayning Uyğurlarga qaratqan kişilik hukuk depsendikliklerini uçuk aşkarı halde otturgu koyganlıqını mı sözlerge ilave kılgan. Tokayov dünyanın yadro kuralı işiltiş xavpigi duş gelgenlikini bildirdi. Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayov dünyanın aradın iki evlat ötkendiğin ken tüncü qitim yadro kuralı işiltiş ihtimallıqı duş gelvatkallıqını otturgu koydu. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişe Kazakistan Prezidenti Tokayov Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 77. nöbetlik umumi kengeş yığındaki sözü de Kazakistan'ın ötmüşte yadro sınıqının külpütünü körünerlik derecede tartkan bir devlet ikerlikini tilga elip, biz yadro kudurdigi igi devletlerinin künsiri küçüyüvatkan rikabet ve bayanatlarının endişi kılıvatımız digen. O çoğun devletler otursudaki öz ara işenmesliğinin kişini çöktüdüğün derecegi yetkerlikige işaret kılıp, dünya aradın iki evlat ötkendiyken tuncu qitim yadro kuralı işiltiş ihtimallıqı duş kilovatıdı dep tekitligen. Tokayov yana BDT'nin kımmet qara sistemisinin dünyanın her qaysi jaylardaki milyonluğan kişilerinin ümit kirigi buluşunu devamlaştırı vatqallıqını eskertip, devletlerini bu kımmet qarashını qoğdaşqa çakırgan. Kazakistan'da müddetin burun prezidentlik saylımı ötküzülmekçi. Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayov, Kazakistan'da müddetin burun prezidentlik sayılımının 20. noyabrda ötküzülüşüge dair kararnamığa imza koydu. Türkiye Avası Radyosu'nun haberde bildirilişe, Tokayov imzadan keyin yazım bayanat elan kılıp, 6. ayda ötküzülgen asasi kanun avazga koyuşuğa asasen, siyasi, ictimai ve iqtisadi sahada yürgüzülgen islahatlar üstüde toxtalgan. Ve halkımız siyasi tüzülmeni özgertiş planımızdan muhimliğini obdan düşündü diğerlerine bildirgen. Tokayov, asasi kanunun taqazası boyunca müddetin burun prezidentlik sayılımının 2022-20 noyabrda ötküzüş kararnamesige imza koyganlıqını bildirip, bu saylam devletinin pütkül siyasi tüzümünü tüptün özgertidigan jarayanın başlanışı boludu. Pat yakında saylamdan burunki nişanımını ilan kılımen dep tekitligen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ədiki haberimizi görüşürüz, şahslarına Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arxısındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet etimin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.